Diyelim ki siz Kuzey Amerika'da yaşıyorsunuz ve Avustralya'daki bir arkadaşınıza telefon edip önümüzdeki yaz onu ziyaret etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Önümüzdeki yaz herhangi bir zaman sana uyar mı kardeş? Kesinlikle, senin için ne zaman uygunsa, hadi şaşırt beni. Birkaç ay sonra Temmuz ayı geldiğinde Avustralya'ya gitmek üzere bir uçağa atlıyorsunuz. Fakat arkadaşınız kapıda sizi görünce gerçekten de çok şaşırıyor ve şöyle diyor. Dostum, burada ne işin var? Şu an kışın ortasındayız. Ve siz de diyorsunuz ki ne kışı yahu? Amerika'da şu an yazın ortasındayız kardeş. Bunun için arkadaşınız size ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum ama Temmuz ayı bizde kış mevsimine denk geliyor diyor. Siz de ya şimdi bir saniye, ben bunu gerçekten anlamadım. Nasıl oluyor da Amerika'da yaz mevsimi yaşanıyorken aynı anda Avustralya'da kış olabiliyor diyorsunuz. İşte bu harika bir soru. Hadi gelin cevabına birlikte bakalım. Bu soruyu cevaplamak için dünyanın güneş etrafındaki yörüngesine epeyce tepeden bakmamız gerekecek. Bu arada bu videoda gördüğünüz çizimlerin hiçbiri gerçek ölçeğinde çizilmedi. Öncelikle şunu söyleyelim. Dünyanın yörüngesi aslında tam bir daire değil, elips şeklindedir. Genelde bu şekilde çizildiğini görürsünüz. Pek çok insan, işte mevsimlerin oluşma sebebi bu olmalı. Dünya güneşe yakın olduğunda yaz mevsimindeyiz, dünya güneşten uzaklaştığında kış mevsimindeyiz diye düşünür. Fakat bu düşünce aslında doğru değildir. Eğer bu doğru olsaydı Amerika ve Avustralya'da yaz mevsimi aynı anda yaşanırdı. Ama böyle olmadığını biliyoruz. Kesinlikle. Burada çizdiğimiz yörünge oldukça abartılı. Uzaklığı vurgulamak için genelde böyle çiziyoruz. Gerçekte dünyanın güneşe en yakın ve en uzak olduğu konum arasında çok az fark bulunur. Dünyanın güneş çevresindeki yörüngesini düzgün şekilde çizersek böyle bir şey olur. Oldukça dairesel bir şekli olduğunu görüyorsunuz ama tam olarak da bir daire değil. Sonuç olarak mevsimlerin oluşmasına sebep olan şey dünyanın güneşe olan mesafesi değil. Asıl sebebi görebilmek için yörüngeye yandan bakmamız gerekiyor. Yandan baktığımızda dünya güneşin etrafında gördüğünüz şekilde hareket etmektedir. Yörüngede bir tur atması bir yıl, yani 365 gün sürer. Bu arada aynı zamanda dünyanın kendi ekseni etrafında da dönmekte olduğunu unutmayın. Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü ise bir günde tamamlar. Şimdi önemli olan şey şu, yani en azından mevsimler konusunda önemli bir bilgi bu. Dünyanın ekseni aslında düz değildir. 23,5 derecelik bir açıya sahiptir. Yani dünya, güneşin bu tarafında olduğunda güney yarım küre güneşe dönüktür. Kuzey yarım küre ise ters tarafı dönüktür. Dünya güneşin etrafında dönerken eksen eğimi her zaman aynı kalır. Dünyanın ekseninde herhangi bir oynama meydana gelmez. Aynı doğrultuda sabit kalır. Dünya bu konuma geldiğinde bu sefer de kuzey yarım küre güneşe dönüktür ve güney yarım küre ters tarafa bakmaktadır. Yarım küreler güneşe dönük durumdayken güneş ışınları oraya daha dik açıyla düşer. Mesela bu resimde kuzey yarım kürede durum böyledir. Fakat güney yarım küre şu an olduğu gibi yarım küreler güneşin ters tarafına doğru dönük olduğunda güneş ışınları oraya daha eğik açıyla düşer. Peki dik ve eğik açıyla gelen güneş ışınlarının farkı nedir? Arada çok büyük fark var. Hadi gelin bu durumu küçük bir deneyde ele alalım. Bu deneyimizde güneş yerine el feneri kullanacağız. El fenerini güneş ışını olarak kabul edelim. Eğer el fenerinden çıkan ışık dik açıyla gelirse, bütün enerjisi belirli bir alan üzerinde yoğunlaşır. Fakat eğer eğik açıyla gelirse bu alan genişler. Bu da aynı miktardaki enerjinin daha fazla alana yayılması anlamına gelir. Kağıt üzerindeki belirli bir noktada eğik açılı ışığın vurduğu yer, dik açılı ışığın vurduğu yere göre daha soğuk olacaktır. Gelen ışının açısı arttıkça bu alanda genişler. Güneş ışınındaki enerji miktarının sabit olduğunu ve değişmediğini unutmayalım. Ama eğer ışın daha geniş bir alana yayılırsa enerjiyi daha az hissedersiniz. Şimdi bunun dünyayı nasıl etkilediğine bir bakalım. Elimizde yaklaşık 23,5 derecelik eksen eğikliği olan bir küre var. Haziran ayında olduğumuzu varsayıyoruz. O yüzden kuzey yarım küre güneşe dönük durumda. El fenerini kuzey yarım küre üzerine doğrultursak belirli bir alanı aydınlattığını görürüz. Fakat el fenerini güney yarım küreye tuttuğumuzda tıpkı az önce kağıt üzerinde anlattığımız gibi daha geniş bir alanı aydınlattığını görürüz. Şimdi öğrendiklerimizi bir toparlayalım. Kuzey yarım küre güneşe dönük olduğunda güneş ışınlarını daha dik açıyla alır. Daha sıcak olduğu için burada yaz mevsimi yaşanır. Güney yarım küre ise güneş ışınlarını daha eğik açıyla alır ve daha soğuk olduğu için burada kış mevsimi yaşanır. 6 ay sonra dünya güneşin diğer tarafına ulaştığında dik açılı güneş ışınları güney yarım küreye bu sefer düşmeye başlar ve orada yaz mevsimi yaşanır. Eğik açılı güneş ışınları kuzey yarım küreye düşer ve orada da kış mevsimi yaşanır. Artık mevsimlerin nasıl oluştuğunu böylece görmüş öğrenmiş olduk. Artık biliyorsunuz arkadaşlar. Şahane! Demek ki önemli olan dünyanın güneşe olan uzaklığı değil, dünyanın eksen eğikliğidir.
Vay canına, demek bu yüzden Avustralya'da kışken aynı zamanda Amerika'da yaz yaşanabiliyor, değil mi? Aynen öyle. Sanırım bugüne kadar en fazla şey öğrendiğim tatil bu oldu. Aslında çok daha fazlası var. Peki şunu biliyor muydunuz? Biliyor musun? Sanırım bana şimdilik bu kadarı yetti. Peki öyle olsun. Şimdi ne yapmak istersin kardeş? İstersen doğa yürüyüşüne çıkabiliriz, barbekü yapabiliriz ya da maç izleyebiliriz.